Şimdi kripto piyasası yaklaşık 2 senedir tat vermiyor. Ben de buna ilk uyananlardan biri olarak epeydir piyasa ile ilgili içerik üretmiyorum. Aylardır video çekmiyordum. Video çekmeye çekmeye unutmuşuz nasıl çekeceğimi. O yüzden şimdi bir enerjimi topladım, vaktimi ayarladım. Sizlere böyle bir ne oluyor, ne bitiyor, kafamdan kripto ile ilgili, piyasalarla ilgili geçenleri aktaracağım. Hoş bir sohbet videosu çekeyim dedim. Çünkü sağ olsun yakın takipçilerim işte muhabbetini özledik. Konu ne olursa olsun bir video çek bize dediler. O yüzden bugünkü videomuzda kripto piyasalarında neler oldu bitti? Hani bu bataklıktan hangi şartlar altında çıkabiliriz? Hani ben bu sektörün geleceğini nasıl görüyorum? O konulara bir girelim isterseniz. Bir de epeydir video çekmiyoruz. O yüzden bu videomuzda da bir çekiliş yapalım. Sonuna kadar izleyip çekilişe katıldığınızdan emin olun. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum görüşmeyeli keyifler yerindedir. Gördüğünüz gibi diyet kolamı aldım sizlerle sohbet etmek için, kameramı kurdum. Şöyle bir 20 dakika 25 dakika aklımdan geçenleri size aktarayım, hem de bir hal hatır sorayım. Ondan sonra birbirimize kavuşalım, özleşmişizdir diye bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi umarım keyifler yerindedir. Okullar açılıyor, onun yoğunluğu başlıyor. O yüzden hepinize kolay gelsin çocuğu olan arkadaşlarımıza. Ben de bu görüşmediğimiz sürede biliyorsunuz Twitter'da aktifim. Oradan bol bol trollük yapıyorum. Çünkü niye biliyorsunuz? Şu son kripto rallisinde hani acayip şey ettiler. Benimle uğraşıldı. Çok yoruldum. Çok tempolu böyle hızlı geçen senelerdi. Ve ondan sonra işte bu özellikle FTX'in batmasıyla beraber işte şeyin Luna'nın çökmesiyle beraber sektörün iç yüzü ortaya çıktıkça hani bura artık tat vermeyecek. Buradan ondan sonra biz kalkalım. Başka piyasalarda fırsat kollayalım dedik. Borsa İstanbul'u çok o zamandan önermeye başladım. Onda da haklı çıktım. Yani kripto sektörünün çökmesi yakın takipçilerimi uyarmayı başardım. Bir de üstüne alternatif daha güzel getir sağlayabilecekleri piyasayı da söyledim. Ben de zaten sonuçta biliyorsunuz burada düşündüklerim, söylediklerim ve yaptıklarım bir. Ben ne yapıyorsam size onu anlatıyorum. Yani hani hiç kimseye bir şey tavsiye vermiyorum. O bağlamda da yani haklı çıktığım için şu ara benim keyfim çok yerinde. Şimdi de bana önceki senelerde ondan sonra kan kusturanlara misilleme yapıyorum. Öyle ben bu sefer zehirimi kusuyorum. Öyle geyik yaparak işte falan vakit geçiyor. Biliyorsunuz bir taşınma durumum olacaktı. O da müteahhitler sağ olsun geciktikçe gecikiyor. Yok efendim belediye suyu getirmedi, yok yağmur yağdı, yok şu ustayı bulamadık falan filan. Her inşaat projesi gelişir, gecikir ama benimki acayip gecikti. Ama bakalım sonbahardan sonra inşallah yeni yerleşkemizde sizinle beraber daha sık bir araya geleceğimi umut ediyorum. Orada çok güzel bir setup hazırlıyorum sizlere daha sık daha kolay video çekebilmek için. Şimdi beni Twitter'dan takip edenler az buçuk biliyorlardır piyasayla ilgili ne düşündüğümü. Ben açıkçası kripto piyasalarından hala umutsuzum arkadaşlar. Orada o beklediğim kapitülasyon gerçekleşmedi. Ama o kapitülasyonun olması için gereken koşullar birebir gerçekleşmeye başladı. O yüzden kriptoda daha ne kadar düşecek falan diyor bir sürü insan ama esas acıtacak olan düşüş yeni başlayacak bence. Orada bir tam dibi gördükten sonra sektör ondan sonra iyileşmeye başlayacak. Daha sağlam temeller üzerinde kurulacak. Ve bu kadar eskisi gibi öyle DeFi'ler, binlerce altcoin, NFT falan gibi saçmalamayacak. Orada işte sadece spot Bitcoin, ETF'leri, Bitcoin ve işte onun türevleri üzerinde ilerleyecek yeni bir daha kontrollü, regüle bir kripto sektörü olacak diye düşünüyorum. Bunun da nedenlerini zaten beni 2-3 senedir takip edenler biliyorlardır. Özellikle şu FTX'in çöküşünden sonra, hatta geçtiğim sene bu zamanlardı galiba FTX çöktü, Bitcoin 16 bin dolarlara kadar düştü. O gün bir video çekmiştim. Yani bu FTX'in batması, herhangi bir borsanın batması, öyle TOTEX'in batması, Mt. Gox'un batması gibi bir şey değil. Şu an kripto sektörü bir binaysa bunun taşıyıcı kolonlarından biri yıkıldı dedim. Yani bunun üstüne bir şey inşa etmek mümkün değil. Bir de hani FTX biliyorsunuz şimdi o dava dosyaları ortaya çıkıyor. Orada hani bu adamlar likit olmadıkları için batmamışlar. İlk günden, day one'dan milleti dolandırmak için kurmuşlar organizasyonu. Onlar ortaya çıktı. Yani bu adamlar bu kadar pisse dünyanın en büyük ikinci borsası. En büyük birinci borsası ne pisliklere bulaşmıştır demiştim. Binance de aynı şekilde batabilir demiştim. Şimdi işte gelişmeler yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. İsterseniz biraz onları özetleyeyim size. Neden hani bu kadar karamsar olduğumu anlamanız için hafızanızı tazelemiş olayım. Hem de yani bu işten nasıl bir şekilde ne zaman çıkacağız, o konuda ne bekliyorum biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
Başlamadan önce bugünkü videomda kısa bir mesajım var sizlere arkadaşlar. Daha önce Twitter'dan da birkaç kere paylaşmıştım. Bu işte İslam camiasını bir araya blok zincirde getirmek için, etik bir finans oluşumu oluşturmak için Islamic Coin diye bir proje çıkarmışlar arkadaşlar Körfez'den. Bunun da kendi bir network'ü var, Hack Network diye. Tıpkı Ethereum gibi proof of stake'e dayalı hızlı transferlerin, transaction'ların olduğu bir network geliştirmişler. Bu token da onun üstünde çalışacakmış. Yani bir sürü fuarda ödül aldılar, şey ettiler, hani piyasa şey olsa da, ölü olsa da bu adamlar çalışıyorlar. İşte burada yaptıkları gelişmelerden bir hızlıca bahsedeyim. Mesela işte şey, getirin adını, şu bu ayı piyasasında bile $400 milyon gibi bir ön şey etmişler, seed funding toplamayı başarmışlar. Çünkü burada şey işte Birleşik Arap Emirlikleri'deki emirler falan, işte kraliyet ailesi, oranın o kraliyet ailesinin üyeleri de projenin içindeymiş, destek oluyorlarmış. Onların yatırım fonlarından zaten böyle büyük meblağda bir yatırım almayı başarmışlar. Eylül ayında da işte network'e start verecekler. Bunun için hem Android'de hem iPhone'da bir mobil uygulama geliştirmişler. Hack Wallet diye işte bu network'ten İslam coin işte işlemleri yapabileceğiniz bir cüzdan. Sizlerden duyurmamı istedikleri rica da zaten bu uygulamalar çıktıktan sonra ücretsiz bir şekilde telefonlarınıza indirmeniz. Çünkü yatırımcısı olun olmayın ya da işte token'ı kullanın ya da kullanmayın. Bir ücretsiz airdrop'la size bu token'lardan da hediye etme şansları yüksekmiş. Hani onu kaçırmamak için uygulamalarını ilk kullananlardan biri olmanızı rica ediyorlar. Yani bu sektörde neyin ne olacağı bilinmiyor. Şimdi videonun devamında da anlatacağım zaten ama yani bu ayı piyasasında bu kadar para toplayabilirlerse bir de yani şey diyorlar kendileri, yani sadece İslam camiasının %3'ü 4'ü bile bu projeye şey destek olsa, yatırım yapsa Bitcoin'den bile büyük bir market cap'e ulaşırız diyorlar. Bunu da başarma yolunda emin adımlarla gittiklerini söylüyorlar. Çünkü mesela Twitter hesaplarına baktığınız zaman şimdiden 1 milyondan fazla takipçileri var. Dünyanın en büyük işte İslamik kripto topluluğuyuz diyorlar. O yüzden enteresan yani hani şey benim çok tarağım olan bir şey değil, sektör değil ama siz ilgileniyorsanız, ilginizi çektiyse cüzdanı indirme linkleri ya da projenin detaylı inceleyebileceğiniz web sitesi, Twitter sayfası falan linklerin hepsini video açıklamasında aşağıya koyuyor. Şimdi gelelim piyasaya. İşte bu geçen sene bu zamanlar çektiğim FTX videosu. Eğer izlemediyseniz onu da bulup izlemenizi rica ederim. Binance batar mı başlıklıydı zaten. Bir sene öncesinden bir video. Orada demiştim işte yani bu FTX'in yaptıkları çok tehlikeli, sektörü temelinden sarstı. Bunun üstüne artık devletler çökecek, regülasyonlar hızlanacak, burada bir cadı avı başlayacak. Ve yani FTX bile bu tabloda bunları yaptıysa Binance'de çok çok daha büyük sıkıntılar olabilir demiştim. O günden bugüne bir sürü insan işte ya dedi ki ne borsalar battı, piyasa sonra canlandı, bundan bir şey cacık olmaz falan diye korkmadılar. Ama o gün bugündür şey yani kripto gün yüzü görmedi. Şimdi bir de Binance'de ciddi ciddi uğraşıyorlar. Özellikle Amerika'da İşte CFTC ve SEC, oranın sermaye piyasası kurulunun Binance USA, Coinbase'e yaptığı yaptırımlar, açtığı davalar. Orada zaten Binance'in şeyine elini kolunu bağladı. Bunların çünkü kriptoya para sokup çıkardıkları, dolar sokup çıkardıkları bankacılık partnerleri Amerika'daki küçük bankalardı. Onlar falan battı biliyorsunuz. Onunla beraber şimdi artık global Binance'e de SEC dava açtı. Ve şimdi daha da kötüsü işte Binance'in işte İran için milyarlarca dolar kara para akladığı falan ortaya çıktı. İşte ne bileyim Rusya için şimdi savaşta kara para akladığı ortaya çıktı. Yani bunların da peşi bırakılmayacaktır. Amerika gibi dünya polisliğine soyunmuş bir ülke, Avrupa Birliği falan bunlara sessiz kalmaz. CZ de zaten Çinli mi, ben Kanadalıyım diyor, hiç ömründe Kanada'ya gitmemiş, Kanada'da bir tane fotoğrafı yok. Ben Çinli değilim, sadece Çinli'ye benziyorum diyor ama herifin aksanı ağır Çinli yani. Sen Kanadalı olup nasıl yani İngilizceyi çözememişsin falan. Bu adam da gitti biliyorsunuz bir senedir Dubai'ye kaçtı. Dubai Körfez ülkesi olduğu için onların mesela Amerika ile Avrupa ile suçlu iade anlaşmaları yok. O yüzden genelde böyle kriptoda pislik yapan dolandırıcılar Dubai'ye kaçıyorlar ya da Dubai'ye kaçarken yakalanıyorlar. Bakın misal işte Luna'nın kurucusu Do Kwon. Koreli de işte nerede yakalanmıştı? Avrupa'da bir ülkede yakalanmıştı Dubai'ye kaçmaya çalışırken sahte pasaportla. Şimdi bu Binance'in başına gelenleri, işte o tezgahları vesaire olanı biteni çok güzel raporlayan yabancı gazeteci arkadaşlar var, meslektaşlarım. Şimdi onların bir tanesinin yaptığı özetten mesela Binance'e son bir senede ne oldu, size onu okumak isterim. Şimdi bu yılın başından beri Binance'le ilgili olan gelişmeleri adamlar madde madde yazmış. Ben de oradaki önemli maddeler işte bir 10-15 madde var. Hatta hepsini okuyayım size. İşte Aralık itibariyle, Aralık ayında mesela
Binance'den bir 10 milyar dolar para çekildi hatırlarsanız. Onunla beraber piyasa çakıldı. Binance spot BNB işlemlerinin hepsini durdurdu. Para çekimlerini, USDC çekimlerini durdurdu. Ondan sonra da tam şeyden önce oldu bu işte. Adalet Bakanlığı Binance'i soruşturmaya başlamadan önce. Sonra işte bizim biliyorsunuz rezervlerimiz var, bizde hepinizin parası güvenli, merak etmeyin falan diyorlar. Bunu ispatlamak için Mazars diye bir global danışmanlık firmasıyla anlaştılar denetim yapmaya. Ama sonra Mazars işin içine girince biliyorsunuz dedi ki Binance benimle istediğim verileri paylaşmıyor. Ben de yani böyle elim kolum bağlı, adamların istediği şekilde bir bağımsız denetim raporu yazamam ki dedi. Ve adamlar anlaşmayı feshetti. Sonra da işte kripto partnerleri arasından Binance'i sildiler falan ya. O zamanlar kötü kokular çıkmaya başlıyordu. Daha sonra da işte Binance US'de USDT ve USDC çekimleri durduruldu. İşte orada SEC'nin Binance'ın Amerika ayağını açacağı davalardan dolayı. Sonra gelelim Şubat ayına. Ondan sonra Amerika'da New York savcılığı Binance'in BUSD'sini işte Paxos diye bir firmayla kurdukları stablecoin'i araştırmaya başladı. SEC Paxos'a dava açmaya hazırlandı. Ondan sonra işte CZ bundan huylandığı için BUSD'nin fişini çekti. Oradaki BUSD çiftlerini delist etmeye başladı borsadan. Sonra Binance Australia türev işlemleri kapattı. Avustralya'da bunlar yasaktır diye onunla uyumlu olmak zorunda olduğu için orada işlemlerin fişini çekti. Ondan sonra Binance US'de CZ'nin direkt şahsına 400 milyon dolar para gönderildiği ortaya çıktı. Bunun da kullanıcıların parası olduğunu, şirkete kârı olmadığı için işte suç teşkil ettiği falan biliyorsunuz haber oldu. Ki bunlar da zaten dava konularını oluşturuyor. Daha sonra da işte bankacılık partnerlerini kaybetti Binance Şubat'ta. Mart'a gelelim. İşte CFTC, Amerika'nın işte MTA bilmem ne araştırma şeyi, komisyonu Binance ve CZ'yi ondan sonra soruşturma altına almış. Nisan'da Binance US ondan sonra Voyager Digital'ı satın alacaktı ama işte bu soruşturmalar yüzünden ona taş kondu. O Voyager'daki ucuz coin'leri alamadı Binance'çiler. Mayıs'ta Kanada Binance'i def etti. Siz burada operasyon yapamazsınız, lisansınız yok dedi. Komple Kanada piyasasından çekildi Binance. Sonra Haziran ayında biliyorsunuz zaten SEC Binance'e ve CZ'ye davasını açtı. Onunla beraber de zaten piyasa çöker gibi oldu. Yine Haziran ayında Binance Hollanda'daki operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Belçika'daki operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Bu arada da CZ ondan sonra Amerika'nın en böyle dişli ondan sonra suç savunması yapan, suçluların avukatlığını yapan adamları avukatı olarak atamaya başladı. Gelelim Temmuz ayına. Temmuz ayında da Binance'in gemiyi terk eden yöneticileri başladı. İşte ne derler? Compliance'ın işte bu denetim yönetmeliklere uymanın başındaki adam istifa etti. Avukatlık hukuk biriminin başındaki kadın istifa etti. Ondan sonra Binance 130 bin Bitcoin'i o şeffaf rezerv cüzdanlarından çekti, başka bir yere götürdü. Nerede olduğunu şimdi raporlamıyor. Ağustos'ta ondan sonra Binance kripto ödemeler, şirketler için kripto ödeme hizmetini durdurdu. Mastercard Binance'la olan işbirliğini bitirdi. Binance'in işte Asya Pasifik operasyonunun başındaki adam istifa etti. Sonra şimdi Binance US biliyorsunuz Amerika'da SEC ile davalık. Orada dava için SEC belge istiyor Binance US'ten. Onları da temin etmiyor Binance, vermiyor. Falan yani. Şu arada bunları okuyorum ama yani yarısını falan okudum size. Ama uzun lafın kısası, FTX'in patlamasından sonra şimdi artık Binance ile uğraşıyorlar. Binance kendi patlamasa bile bu devletlerin açtığı davalar ya da bu sıkıştırmalar yüzünden Binance eninde sonunda patlayacak. Çünkü bu işte son ayı piyasasında gördük ki piyasadaki hacim hani bizim alım satımımızla gerçekleşen bir hacim değilmiş. Tamamen %99 manipülasyonla işte wash tradingle birbirleri arasında yalancı işlemler yaparak yükseltilmiş, şişirilmiş, olmayan paraların döndüğü bir sektörmüş yani. Hatta bu dava dosyalarında İşte Tether'cilerin, Binance'in, FTX'in, Ethereum'un, Vitalik'in falan Signal diye bir uygulamada Telegram gibi şifreli bir şekilde bir grup kurup oradan bütün manipülasyonu koordine ettiklerini, şimdi bu arada işte o gruptan birbirlerini yemeye başladıklarının şeyleri geliyor, işte ispiyonları geliyor. O da işte biliyorsunuz SBF, FTX'in sahibi ömür boyu hapiste yargılanıyor. Cezasını hafifletmek için şimdi sektörün geri kalanını ispiyonluyor yani. Oradaki tezgahları bir bir Amerika'daki yetkililere paylaşıyor. Bunları görüyoruz yani. Şimdi bu kadar
pis koku ve pis olayın olduğu bir sektörde fiyatlar düştü diye bunu alım fırsatı olarak görmek ne kadar akla hizmet arkadaşlar. Yani ben size bunu anlatmaya çalışıyorum 1,5 senedir. Yani bir şeyin fiyatı anlamsız bir şekilde düştüyse ya da yani sebepsiz bir şekilde düştüyse o bir alım fırsatıdır. Yani mesela işte buna en güzel örnek pandemide borsaların çökmesiydi. Yani bugün 250 liranın üstünde olan Türk Hava Yolları pandemide 6,5-7 liralara düştü. Ama yani hani bunu bir akla hizmete şey eder mi? Tamam, hani pandemide insanlar uçamayacak, tatile gidemeyecek. Bu da işte Türk Hava Yolları'nın karlılığını azaltacak ama yani böyle öldüresiye dolar bazında sentlere düşürecek kadar fiyatını bir hissenin gebermesine sebep mi? Değil. Çünkü yani pandemi dediğin neydi? Hani virüsler gitti, uçağı mı yedi? Gidip fabrika Türk Hava Yolları'nın istasyonlarını, elemanlarını mı yedi yani? Hani bu şirket hiç mi uçmayacak? Hiç mi kargo taşımayacak? Hani insan taşıyamasa bile falan gibisinden yani böyle ya da ne bileyim işte çimento firmaları falan yani onlar da çok geberdi. Sanki bütün ülke inşaat içinde değilmiş gibi. Hani onlar alım fırsatıdır. Çünkü o şirketler operasyonlarına devam ediyor. Karlılıkları azalsa da, müşterileri azalsa da ölmüyorlar sonuçta. O ay daha az kar açıklıyorlar, zarar açıklıyorlar, borçlanıyorlar, yeni yatırım yapıyorlar. Sonra işte önü açık bir sektörse devam ediyorlar. Ama kriptoda aynı şey söz konusu değil. Çünkü hani arkasının ne kadar boş olduğunu ve yani çok daha pis işlerle işin bugünlere getirildiği ortaya çıkmış durumda. Bu yüzden de yani ben uzak durulması gerektiği tarafta arayayım. Şimdi burada ben size olacakları söyleyeyim. Bu Binance'e açılan işte regülatif davaların üstüne bir de Adalet Bakanı tarafından suç davası da açılacak. Yani CZ böyle Interpol tarafından ondan sonra dünya polisi tarafından aranan, tutuklanması gereken bir adam olarak işte şey edilecek ondan sonra lanse edilecek. Onunla beraber bence bir bacak daha piyasada sağlam düşüş olacak. Çünkü daha şu an piyasanın hem bankacılık bağları kesildi, hem Fed'in yüksek faizlerinden ötürü dolar borçlanma maliyetleri çok yüksek. Piyasada dolar likiditesi sıfıra yakın. Yani bu kripto VC'leri ya da işte market maker'ları ya da sektörün büyükleri paraya erişemedikleri için ya da ucuz kredi alamadıkları için işte shitcoin'lerini, kendi coin'lerini pompalayacak, yükseltecek, bizi gaza getirip almamızı sağlayacak parayı bulamıyorlar. Bir de üstüne işte bu davalarla işte sektörün yapıcıları iyice şey olursa, hapse girecek olursa orada benim o beklediğim 10.000-12.000 dolarlık bitcoin'ler çok rahat gelecektir. Altcoin'ler zaten geberdi. Sizin o bayıldığınız AVAX'lar bilmem neler bile %95 düşmüş durumda. Yani bunun üstüne daha da düşerler. O yüzden yemişim böyle yatırımı yani. Buradan fırsat mırsat çıkmaz. Buradan en fazla tehlike çıkar. Ki zaten hani biliyorsunuz ben 6 senedir Kripto Emre diye sizinle yayın yapıyorum. Aslında kripto macerasını, bu kriptonun gelişimini hep beraber tanık olduk. Hep beraber öğrendik, hep beraber inceledik, ne anlam çıkarmaya çalıştık falan. Başta ama blok zincir teknolojisinin verdiği heyecan ve yani gelecekteki vizyonuyla bugün geldiği yer arasında hiçbir alaka yok yani. Çünkü o zamanlar ne diyorduk? İşte bu çok verimli bir teknoloji, bu çok şeffaf bir teknoloji, çok dürüst piyasalar oluşturacak, çok verimli işte komisyonsuz, aracısız piyasalar oluşturacak. İleride ödeme sistemleri buna entegre olacak. Biz işte coinlerle tüm dünyada global olarak işlem yapacağız falan diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada öyle bir şey var mı? Yok. Yani Bitcoin için bunları diyorduk. Bitcoin hala ölçeklenemedi. Saniyede 6 işlemin üstüne çıkamıyor. Sen şimdi bunu nasıl global bir ödeme sistemi olarak kullanacaksın? Ki zaten Bitcoin işte kaç 13-14 senelik bir tarihi mi var? Yani iyi bir teknolojinin 13-14 senede tüm dünyayı domine etmesi lazım. İşte iPhone'u düşünün mesela. iPhone da 13-14 sene önce çıktı. İlk çıktığında o piyasanın, teknoloji piyasasının duayenleri affedersiniz götleriyle güldüler yani. Bu ne klavyesiz akıllı telefon mu olur, bu fiyata kime satacak Apple bu telefonları falan Microsoft'lar, Nokia'cılar güldü. Sonra ne oldu? Nokia battı. Microsoft telefon piyasasından çekildi. Bugün herkesin elinde iPhone var. iPhone olmasa bile iPhone'a benzeyen, iPhone'u kopyalayan Çinli, ondan sonra Güney Koreli, Samsung'lar, Android'ler bilmem neler var. Yani o Steve Jobs'ın yeni yarattığı akıllı telefon teknolojisi 13-14 senede işte bütün dünyayı domine etti. Bitcoin'e bakıyorsun 13-14 senede nereye geldi? Hiçbir yere gelemedi. Yani bugün ne global olarak kabul ediliyor? Anca işte böyle muz cumhuriyetleri falan işte deneysel takılanlar Bitcoin'in rezervlerine ekliyor. El Salvador'u biliyorsunuz işte fenomenler çok pohpohlamayı bayılıyor. Bitcoin'le kullanımızı zorunlu hale getirdiler. Bitcoin tutuyorlar kasalarında falan. Ama yani El Salvador örnek alınacak
olacak bir ülke değil. Çünkü işte onun başkanı Nayib Bukele hiç yasa, hak, hukuk tanımayan bir adam. Bir tane şey ondan sonra çıkarmaya çalıştığı yasa meclisten geri döndü diye orduyla meclise yürümüş bir adam. Yani siz ne der, İdi Amin kılıklı bir diktatör Bitcoin'i sevdi diye aa bunun geleceği olacak falan demek ne kadar mantıklı yani. O yüzden hani şey, orada piyasa hiç umduğumuz gibi evrilmedi. Bir de şöyle bir durum vardı yani. Hani 5 sene önce kanalın videolarını izleyin. Ne yapıyorduk biz? İşte abicim 10 binlerce coin var. Bunların bir kısmının geleceği olacaktır. Bir kısmının çoğu batacaktır %99'u. Hangilerinin geleceği olduğunu nasıl anlarız? Ona kafa yoruyorduk. İşte white paper'larını okuyorduk. İşe yarar bir sektöre mi kafa yoruyorlar? Başında düzgün adamlar mı var? Düzgün partnerlikler mi yapıyorlar? Hani bunları anlamaya çalışıyorduk. Bu bir işe yarıyor muydu? O da bir işe yaramıyordu. Çünkü işte sektör öyle bir yere evrildi ki 5 sene önce Dogecoin'i ilk incelediğimde ben anasını satayım şaka için yaratılmış bir coin. Arzı sonsuz. Madenciliği kolay, hiçbir tokenomics'i mantıklı değil, şakasına yapılmış bir coin ama işte bugünkü durumda aslında en güzel yatırımlardan biri o olmuş. Yani biz o zaman bu kaliteli bilim adamlarının bilmemlerinin yaptığı coinlerin white paper'larının yüzlerce sayfasını niye okuduk? Yani bir coin'in iyi olması sadece fiyatının yükseldiği zaman mı bir coin iyi oluyor? Yani sektör öyle bir yere evrildi. Yani benim kanalda ya da kripto piyasasında yapılan yorumlara, Telegram gruplarındaki sohbetlere falan bakarsanız siz de bana hak vereceksiniz. Özellikle Türkiye'de insanlar bir coin alıyor. Hiç teknolojisine bakmıyor, ekibine bakmıyor, geçmişine bakmıyor. Sadece bana para kazandırdı mı, kazandırmadı mı? Bitcoin'den para kazandıysam o müthiş bir coin. Bitcoin'den para kazandıysam o iğrenç bir coin. Onu söyleyen adam da dolandırıcı falan. Yani ne anladım o zaman ben arkasındaki teknolojiden, tokenomics'inden, arzından, şeyinden. Yani ya da mesela işte borsa tokenları çok iyi diyordum. Ki bak mesela bence o ben çok mantıklı bir argümandı. Sonuçta bunlar aracı, para kazanıyorlar. Sonra kendi tokenları geri alıyorlar. İşte onun için bir kullanım amacı yaratıyorlar. Bunlar uzun vadede yükselecek diyordum. Ki öyle de oluyordu. Ama sonra o borsa battı mı, o coin sıfırlandı mı ne yapacaksın? Regüle değil ki sektör yani. İşte bunu tahmin edemiyorsun. Ama mesela bugün bütün coinler %90-95 düşmüşken mesela OKX borsasının, OKX'in kendi token'ı %75 falan yukarıda galiba. Çünkü işte Binance'deki tehlikelerden dolayı oradaki pasta payını OKX'ciler almaya oynadıkları için ve başarılı oldukları için şu an OKX'in hacimleri yükseldi. OKX'in token'ı yüksek. Yani böyle sadece bir iki tane argüman güzel çalışıyordu. Ama onun dışında işte bu Shiba'lar, NFT'ler, Doge'ler yani ne bileyim bir Algorand'ın yanında, bir şeyin Ripple'ın yanında, Cardano'nun yanında falan Ethereum'un yanında çok daha iyi değer şey ediyorsa, alıyorsa burada bir saçmalık vardır yani. Hani mantıklı düşünerek bir yatırım yapamıyorsun. Tamamen şansına yapılmış geyik tokenlar yükseliyor. O zaman bu yatırım olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Kumar oluyor yani. Rulette işte analiz yapıp hangi rakamın geleceğini bilebilme şansın var mı? Yok. Kripto da ona döndü. Rulete benziyorsa o zaman kumardır. Yani benim tamamen tüme varımım şu an bunun üstüne. Burada işin sonu şu olacak, işte bu sektörün kötü oyuncularını, ondan sonra buradaki karanlık her şeyi, deliği, inleri falan girecek devletler, yok edecekler. Adam gibi Avrupa'da şimdi MiCA çıktı, Amerika'da da bir sürü regülasyon var. Bununla bir güzel regüle edecekler. Burada kara para aklanmasını, uyuşturucu ticaretini, manipülasyonu, saçma sapan coinler üzerinden dönen tezgahları minimuma indirecekler. Bunlara aracılık eden, bunların çoğalmasını sağlayan aracıları işte piyasadan yok edecekler. İşte Binance ve benzerleri. Ondan sonra da işte Bitcoin belki ayakta kalacak. Çünkü hani bu işin ilk ve en büyük örneği. Onu da nasıl ayakta tutacaklar? İşte bu kapitülasyonlardan sonra fiyatlar iyice düşünce işte Amerika'daki bu BlackRock gibi firmalar bilmem ne toplayacak ki şu andan başladılar. Bir tane mesela bilinmeyen bir cüzdan 3 milyar dolarlık Bitcoin toplamış. Büyük ihtimalle BlackRock'la ilintisi olduğunu söylüyor blockchain, on-chain analistler. Bir de işte BlackRock'çılar kripto, Bitcoin, madencilik firmalarında da hisse almaya başladılar. İşte burada Bitcoin'in iplerini ellerine aldıkları zaman tıpkı işte Goldman Sachs'ın altının, gümüşün iplerini eline aldığı gibi Amerika sonuçta finans piyasalarının babası. Aynısını kriptoda yapacaklar. Ondan sonra Amerika'da bu işte Bitcoin ETF'lerinin, spot ETF'lerinin onayları çıkacak. Ondan sonra yükselmeye başlayacak. Ama yani en güzel yerden önce bunlar pozisyon olacaklar ve bu piyasanın iplerini önce onlar tutacaklar. Ancak ondan sonra piyasada bir yükseliş görürüz. Eskisi gibi ama öyle ya benim aldığım shitcoin 1000 katladı, 100'e katladı, yok işte NFT gibi yeni sektör çıktı, yok metaverse'miş falan. Ben onların olacağını düşünmüyorum. Yani o çok ekstrem bir şeydi. Yıldız dizilimi gibi böyle hani gezegenler milyon yılda bir aynı hizaya geliyor falan öyle geyikler var ya astronomide. Yani ideal şartlar çok üst üste bir araya gelmişti pandemi dönemi.
Herkes evde, tatile gidemiyor, restorana gidemiyor, harcayacak paraları birikiyor. Devlet Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da millete havadan para dağıtıyor, helicopter money. Faizler sıfırlanmış, ondan sonra ekonomi canlı kalsın diye harıl harıl gaza basıyor merkez bankaları. Böyle bir ortamda evde millet sıkıntıdan, işte acaba hepimiz evde mi kalacağız pandemi yüzünden, Metaverse iş yapar mı? İşte bu Metaverse'de kimliğimizi nasıl belirleyeceğiz? NFT'lerle kendi özgün kimliklerimizi mi oluşturalım? İşte Web3 ekonomisiyle insanlar birbirleriyle iş yapması kolay falan derken acayip bir şey talep oldu piyasaya. Bunu da işte fırsata çevirmek isteyen sektörün tezgahtarları manipülasyonla iyice şişirdiler fiyatları. Verdiler 10 aldılar. 1 verdiler 10 aldılar falan. Şimdi bu tezgahda devletler uyandı. Ne yaptınız lan siz dedi. Yani bir rahat bıraktık. Herkesi çarpmışsınız dedi. Şimdi de kafalarına bir vuruyorlar. Benim gözümde olan en amiyane tabiriyle bu diyerek bugünkü videomu bitireyim isterseniz. Ya çok konuşacak konu var. İşte böyle aylarca video çekmeyince böyle oluyor. Biraz makinalı tüfek gibi üst üste bir sürü konu anlattım. Eğer kafa karıştırdıysam ya da anlaşılmadıysa özür dilerim. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Bu dediklerime hak veriyor musunuz? Yani bence artık şu saatten sonra vermeyen de eşektir de. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Ki o da zaten çekilişin şartlarından bir tanesi. Bugün de şanslı 5 arkadaşımıza 50'şer dolar istediği coin'den hediye edelim. Ama bence coin olarak ya Bitcoin istesinler ya da bir stabil coin isteyip alıp ceplerine çeksinler. Yani şu an yatırım yapılacak zaman değil gerçekten. Çekilişe katılmanın şartları: birincisi, bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook, ondan sonra bir de YouTube'daki kişisel kanalım. Hepsinin linkini yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Yani keyifler yerinde olsun. Dediğim gibi kripto ölebilir, hiç dirilmeyebilir. Ama yani başka piyasalarda acayip güzel fırsatlar geliyor karşımıza. Ben hala bizim Borsa İstanbul'da girilebileceğini düşünüyorum. Sene sonuna kadar endeksin 10 binleri bulacağını düşünüyorum. Çünkü alternatifi yok gerçekten. Borsa İstanbul'un da suyu çekilince o zaman ne yapacağımızı gene beraber inceler, analiz eder, düşünür, tartışır, ona göre konuşuruz. Ben de fikirlerimi sizinle paylaşırım diyerek kapatıyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.